Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in mutfağından iyi günler, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Zonguldak'tayım. Küçük de olsa böyle bir bahçe yapmıştım. Şu domateslerimin büyük güneş şeyine bakar mısınız? Nasıl irileşmişler? Bakın o kadar çok ki bunlar kızardığı zaman müthiş olacak. Ay inşallah kızarır. O kadar çok domatesim var ki. Salatalıklarım öyle. Ben İstanbul'daydım geldim. Şunlara bakın. İnanır mısınız? En az 10 kilo salatalığım vardı. 10 kilo turşu yapacağım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle sizlerle domateslerimi göstermek istediğim şunun iriliğine bakar mısınız? Çatal çatal. Çok güzel bir cinsi varmış. Bunu benim akrabalarımdan Selma Kransoy var arkadaşım. O vermişti bana bunun fidelerini. Ay çok güzeller. İyi ki de vermiş. Çok sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Salatalıklar da ondan. Çoğu salatalıklarımın çoğu onlar ondan. Kocaman kocaman oluyorlar. Çok da güzeller. Şöyle sizlerle bu domateslerimin boyuna bakar mısınız ya? Boyu neredeyse fasulyeleri, mısırları geçti. Kocaman bir boy. Kocaman çubuklar dikildi bunların üst şeylerine. Hala uzayıp gidiyorlar. Ve salatalıklarım da onların üstüne çıkmış. Bakın. Arkadaşlar. Bu arada ahududularım da kararmaya olmaya başlamışlar, kızarmışlar bakın. Yani bunlar aslında dikensiz börtlen diyorlar ama ben ahududu diyorum her zaman. Şöyle göstereyim, olmuş da var. Olmuşları da var. Ay şunlara bak, dün topladım, keşke toplamadan çekseydim. Dün bayağı bir topladım, böyle bir yarım kilo kadar vardı kızarmışlarından. Evet şöyle... Çok severek yapıyorum bunları. Bak çekimini yapıyorum. Ay, inanır mısınız? İnsan o kadar mutlu ediyor ki bunlarla uğraşmak, bunlara bakmak. Yani bir İstanbul'da yaşayan bir insan için gerçekten iç açıcı oluyor. Yazın o yüzden sürekli kaçıyorum buraya. Yani Mart'tan beri inanın en az 4-5 kere git gel yaptım İstanbul'la. Bir 10-15 gün orada duruyorsam bir 10-15 günde burada duruyorum. İşlerimi hallediyorum. Tekrar İstanbul'a dönmek zorunda kalıyorum. Çünkü orada da evim var biliyorsunuz. Oğlum var. Onun ihtiyaçlarını görmeye gidiyorum. İşte böyle çiçeklerim, güllerim, ahududuların büyümelerine bakar mısınız? Her tarafa yayılmış. Bunlar uzamışlar. Yine domateslerim, mısırlarımın boyuna bakın. O kadar büyümüş ki mısırlar ve hepsine de 2 tane 3 tane mısırı vermişler. Tabii ki daha olgunlaşmadı ama çok da güzeller. Ama olduğu zaman da gerçekten bayağı bir olacak. Ha bir de bu domateslerim var. Küçük çeri domatesi. Bu da arkadaşım Sevgi vermişti bana. Bunlara bakar mısınız ya? Pembe pembe olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Olmuşlarını topladık kahvaltıda yemek için. Bunlar da şansıma hep çeri çıktı. Olsun sağ olsun. O da bilmeyerek verdi ama olsun, bu da kahvaltıda çok güzel yenebilecek. Biliyorsunuz ki artık çeriyi herkes çok seviyor. Benim şöyle bakın çeriler. Gösteremiyorum herhalde. Göstermeye de çalışıyorum aslında. Şöyle şöyle şöyle. Bakın arkadaşlar. Ayrıca benim biliyorsunuz çileklerim var. Bu çileklerim yedi veren çilekleriymiş. İnanır mısınız? Yaz başından beri sürekli bakın. Bitiyor, yiyoruz, tekrar aç oluyor. Yiyoruz, tekrar oluyor. Bakın. Maşallah çok güzeller ya. Bakın ya. Yani bunlar Rabbimin güzellikleri arkadaşlar. Yani böyle her şey iç içe domateslerim. Bak bu domates, bu bakın arkadaşlar bu pembe domates. 4 köktü. Yine onu Sevgi vermişti bana. Şöyle bakın. Onlar daha henüz kızarmadı. Onlar pembe domates olacak. 4 tane adet böyle ama olduğu zaman da çok güzel olacak. Ben bu domatesleri çok yapraklanmış ve boya gitmiş biraz budadım. Budamak istiyorum zaten. Yine de budayacağım. Budamadan önce sizlerle bir çekeyim paylaşayım dedim. Bakın çok da güzeller. Çerime bakın. Çerilerin güzelliğine bakın. Pembe pembe burada olmuşlar. Bakın bakın. Olanlar da var. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çileğim yine. Bahçemin güzelliklerini paylaşmak.
paylaşayım istedim sizlerle. Nevi'nin mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni izlemeyi, takip etmeyi bırakmayın. Her zaman benimle olun. Yani takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok sağ olun bu arada izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.